Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2. hızlı kampının 11. sınıf fizik sorularına beraber bakacağız. Ama öncesinde bir bakalım nerelerden sorumluymuşuz arkadaşlar. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile başlıyor. Yazılımız nereye kadar sürüyormuş hemen şuradan bulalım. Bir boyutta sabit ivmeli hareket 46 numaralı sayfamızdan başlıyor arkadaşlar. İki boyutta hareketimiz var daha sonra atışlar falan vardı yani yata yatış eğik atış falan onlar. En sonda enerji ve hareket konusuyla arkadaşlar yazılınız bitecek. 46. sayfayı bir açalım. Görelim nasıl sorularımız varmış öncesinde. Hemen buldum şuradan. Öncesinde arkadaşlar bir tane çözümlü örneğimiz var. Bu çözümlü örnekten yola çıkarak çözebileceğiniz 4 adet sorumuz bulunuyor. Yaptın yaptın yapamadın takıldın ne yapacaksın? Üzülmene gerek yok. Tats yanında kare kodu okutuyorsun ve alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından çözülmüş olan videolu çözümlere ulaşıyorsun. Burada neye dikkat etmeniz gerekiyor? Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar sorunun çözümünü ezberlemeyin. Öğretmenimiz nasıl çözmüş? Yani süreci nasıl ilerletmiş? Soruyu çözerken hangi adımları, hangi formülleri kullanmış? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bu bunun yanında yazılara hazırlık için size yardımcı olabilecek bir kaynağımız daha var. Akıl notları arkadaşlar. Akıl notlarının 33 numaralı sayfasında fizik ile alakalı olan bölümümüz başlıyor. Şöyle bir gelelim neler varmış hızlı bir şekilde bakalım. Hatta biraz daha ileri gideyim ki sınavla alakalı olan kısımları göstereyim sizlere. Burası değil geçtim geçtim. Heh, atışlar burada başlıyor arkadaşlar. Öncesinde de bir boyutlu sabit ivmeli hareketimiz var. Hareketle alakalı denklemlerimiz var. Sonrasında grafik yorumlamaları falan var. Yani bunlar size sınavdan önce hani böyle küçük küçük notlar alırız ya. Onların hazır hali arkadaşlar. Ve bunları nasıl kullanacağımızı ne yapacağız? Soru bankasında uygulayarak göreceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde konularımızda neler var onlara bir bakalım. Bir boyutta sabit ivmeli hareket göreceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında iki boyutta hareketle alakalı sorularımız var. Ve en son enerji ve hareket deyip e, bugünkü sorularımızı bitireceğiz. Ama neler bilmemiz gerekiyor? Öğrencilerin nelerin farkında olması gerektiğini de şöyle bir yazalım. Hareket denklemleri. Ne vardı hareket denklemlerinde? Bir boyutta sabit ivmeli hareket olsun veya sabit hızlı hareket olsun hiç fark etmez. Hepsiyle alakalı genel formüllerimiz vardı. Örneğin x eşittir. V0 çarpı t artı eksi 1 bölü 2 çarpı a çarpı t kare diye bir formülümüz vardı mesela. Artı ve eksi olmasının sebebi hızlanma ve yavaşlama durumlarında kullanılan bir şeydi. İlk hızı olabilir. İlk hızı olmazsa burayı çizerim. Sadece 1 bölü 2 a t kare yazarım. Veya v son eşittir v ilk artı a çarpı t diyebilirim. Hatta bir de eksi işaret var. Hatta yine ilk hız olmazsa arkadaşlar bunu da çizerek kullanmayabilirim. Bir de zamansız hız denklemimiz vardı. Zamansız hız denklemi de şu şekilde yazılıyordu arkadaşlar. V sonun karesi eşittir. V ilkin karesi artı eksi 2 çarpı a çarpı x yine hızlanma ve yavaşlama durumlarına göre artı eksiyi koymayı unutmuyoruz ve ilk hızımız olmadığı durumda bunu da iptal ediyorduk. Bütün arkadaşlar hareket denklemleri aslında bu üçünden türüyor. Sonrasında limit serbest düşme, düşe atış, yata atış, eğik atış gibi atış türlerimiz vardı. İki boyutta hareket kısmı işte yata atış, eğik atıştı. Tek boyutta yine ivmeli hareket kısmına girebilecek olan serbest atış ve düşey atış hareketlerimiz de vardı. Bunun için x yerine h yazarak işlem yapıyorduk. Mesela serbest düşmede h eşittir 1 bölü 2 çarpı g çarpı t kare gibi bir formülümüz vardı. İlk hızı olmadığı için. Düşe atışta ilk hız da vardı. Aynı şura benzeyecek ama x yerine h yazacağız. A yerine de g yazacağız. Deriz ki mesela h eşittir v0 çarpı t artı eksi 1 bölü 2 a t kare değil g t kare. Burada artı eksiye nasıl karar veriyorduk? Eğer yukarı doğru atıyorsam önce yavaşlayacaktı. Dolayısıyla işaretim eksi olacaktı. Eğer yukarıdan aşağı doğru fırlatıyorsam da bu sefer artı işaret gelecekti. Çünkü hızlanacaktı. Yatay ve ilk atışta ise şunu unutmamam gerekiyor. Yatay hız bileşeni hız bileşeni korunuyordu arkadaşlar. Diğer kısımlar neye bağlı olarak değişiyordu? Aynı düşey atış hareketinde veya serbest düşme hareketinde olduğu gibi işlemler yapıyorduk. Bir de limit hız kavramımız vardı. Onu da şu şekilde buluyorduk. Aslında sürtünme kuvvetinden yola çıkarak buluyorduk. Diyorduk ki ev sürtünme eşittir. K çarpı A çarpı V kare. Burada A yüzey alanını, K havanın direncini, V kare de cismin o anki sahip olduğu hızı gösteriyordu. A'yı hesaplarken de bir şeye dikkat etmemiz gerekiyordu. Neydi? Evet arkadaşlar çok doğru. En geniş yüzey alanı işte paraşütle atlayanlar falan filan. Sonrasında ise kinetik enerji, esneklik potansiyel enerjisi ve konum potansiyel enerjisi diye 3 tane daha formülümüz vardı. Aslında bunlar da işe bağlı olarak da değişebiliyordu. Kinetik enerji için 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare formülünü kullanıyor idik. Esneklik potansiyel enerjisi için 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare kullanıyorduk. Burada k esneklik sabitiydi, yay sabitiydi. X kare ise arkadaşlar e, o yayı ne kadar sıkıştırdığıma bağlı olarak değişiyor idi. Bir de konum potansiyel enerjisi var ki bu da m çarpı g çarpı h'dan bulunuyordu arkadaşlar. Bununla beraber ne lazım bize bazı sorularda iş gerekebiliyor. İş içinde diyorduk ki omega eşittir f çarpı delta x şeklinde skaler bir büyüklük olduğunu unutmuyoruz. Ve işin birimiyle burada görmüş olduğumuz enerjilerinin birimi birbirine eşit ve jül cinsinden oluyordu. Eğer ki bu sayfadaki formülleri doğru düzgün bir şekilde uygulamayı başarırsanız ...fizik sınavı senden korksun... ...sen fizik sınavından korkma dedikten sonra... ...hemen ilk sorumla başlıyorum... ...bir boyutta sabit ivmeli hareket sorusu... ...demiş ki doğrusal bir yolda... ...V0 hızıyla hareket eden kamyonet... ...5 metre bölü saniye kare büyüklüğünde... ...sabit ivmeyle hızlanarak... ...4 saniyede 200 metre yol almıştır... ...buna göre kamyonetin... İlk hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur? Neyi kullanmam lazım? İvme var, zaman var, yol var. O halde benim kullanmam gereken formül şu olacak sevgili arkadaşım. X eşittir. V0 çarpı T artı 1 bölü 2 çarpı A çarpı T kare. Niye artı? Çünkü adam hızlanıyormuş. Hızlandığı için bu şekilde yazdım. İlk hızımı bilmiyorum ama konumumu biliyorum. 200 metre yol aldım ben. 200 eşittir dedim. V0 çarpı 4 saniye dedi. 4 ile çarptım. Artı 1 bölü 2 çarpı ivmemi 5 dedi. 5 ile de çarptım. 4'ün karesini aldım bir de zamanın 16 geldi. Şununla şu gitsin. 8. 8 kere 5 40 buradan. Hemen diğer tarafa atarsam 40'ı çıkartayım şuradan. Doğru mu yaptım? Hemen kontrol edeyim. 1 bölü 2 çarpı a çarpı t kare. Aynen. 4 saniyeydi. 4'ün karesini aldım. 16 sadeleştirdim. 8. 8 kere 5 40. Attım bu tarafa. 160 oldu. 4 tane V0'ım. O halde arkadaşlar bir tane V0'ım ne yapar? 4 tanesi 160 ise bir tanesi 40 metre bölü saniye yaptı. Benim ilk hızım 40 metre bölü imiş A seçeneğinde bunu buldum. B seçeneğinde kamyonetin son hızı kaç metre bölü saniye olur diye sordu. O halde orada da ne yapacağım? Son hız eşittir. ilk hız artı A çarpı T şeklindeydi hızlandığı için. ilk hızımı 40 buldum. İvmemi soru 5 olarak verdi ve 4 saniye boyunca hızlandığını söylediği için 80 metre bölü saniyeymiş benim son hızım sevgili arkadaşlar diyorum ve diğer soruma geçiyorum. Doğrusal bir yolda x eşittir sıfır konumundan harekete başlayan aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 6 saniyede yaptığı yer değiştirme kaç metre olur ve aracın tüm hareketine ait konum zaman grafiğini çizin diye söylemiş. Konum zaman grafiğini çizeriz. Öncesinde hız zaman grafiğinin altında kalan alana bakmam lazım adım adım. 2 saniyede ne kadar yol aldı? Şurada bir üçgenim var. Bu üçgenin Alanını bulmam lazım öncelikle arkadaşlar. Yatayım 2, düşeyim 15... ...o halde birinci kısım... ...şöyle dediğim x1 eşittir. 15 çarpı 2... ...üçgen olduğu için 2'ye böldüm. Birinci kısımda 15 metre yol aldım. İkinci kısmımda ise bir yamuk var. Hemen yamuğun alanını da bulalım. Uzun kenarım 15... ...kısa kenarım 5... ...yüksekliğim de 2. O zaman ne olacak x2'miz sevgili arkadaşlar? 15 artı 10... ...bölü 2 çarpı 2 şunlar giderse 15 artı 10 demişim 15 artı 5 şurası 5 olacak 15 5 daha 20 metrede burada aldı tamamdır geldim 3. kısma işte burada biraz zorlanabiliriz arkadaşlar çünkü küçücük bir alan var ama öncesinde şurayı bulabilirim şurada küçücük bir karemiz var 5'e 1 şurası 4'ten 6'ya gittiği için şurası 5. saniye hemen yazayım 1 saniyede 5 metrede buradan yol aldı x3'ümde 5 metre yaptı. Şimdi ne derler? Dananın kuyruğunun koptuğu yer mi derler? Ne derler? Öyle bir şey derler. Bakınız toplamda bir birim sağa giderken grafiğim 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağı inmiş. Bir birimde 5 birim aşağı iniyor. O zaman 1'i 5'e bölerseniz 0.2 saniyelik aralık vermiş aslında bana. Yani şurayla şurasının arası 0.2 saniye. O zaman tamamı ne yapar şuradan? 1, 2, 3, 4. Şurası da 0.8 saniye yapacak sevgili arkadaşlar. Şurası 0.8 saniye saniye. Önce şu küçücük üçgeni bir bulalım. X 4 oldu. X 4 eşittir. Yüksekliğim 5. Genişliğim 0.2 bölü 2 dedim. Şununla şu giderse 0.1 kaldı. Buradan 5 çarpı 0.5'ten de 0.5 metre. Bunların hepsi pozitifti. Şimdi geçtim negatif tarafa. Negatif tarafta da arkadaşlar 0.8 bulmuştuk. Genişliğini düşey uzunluğumda ne kadarmış benim? 20. O halde ona da x5 diyeyim. x5'im de eksi olacak eksi unutmadan başına yazayım. Eksi 20 çarpı 0.8 bölü 2 diyeceğim. Yine üçgen olduğu için 2 de yazdım. Şununla şu gitti 10. 10 çarpı 0.8'den de tabi eksi olduğu için eksi 8 metre yaptı sevgili arkadaşım. Neymiş? Toplamda kaç metre yer değiştirdiğini sordu bana. Vektörel bir şey sorduğunda artıla eksiye dikkat ediyordum. O halde birinci sorumun cevabı ne olacak benim burada? Aldığı yolları tek tek yazacağım. Şöyle, 15 gittim. Sonra 20 gittim. Sonra 5 daha gittim. Sonra neydi burası? 0.5 daha gittim. Sonra 8 metre döndüm. Döndüğüm için eksi işareti koydum. 15, 35, 40, 40 buçuk, 32 buçuk. Toplamda 32,5 metre ne yapmışım ben? Yer değiştirmişim. İkinci kısımda ise bunun benden neyi istiyor? Konum zaman grafiğini istiyor. Şöyle ikinci soru diyeyim. Konum düşey eksende olsun. Şurası x. Bu tarafta T olsun. Genelde pozitif tarafa da hareket ettiğim için aşağıya sıfıra dayadım. Ha eksi tarafa da inebilirdi ama inmedi. Birinci zaman aralığında yani 2 saniyeye kadar ne yaptı? 15'e geldi ve bu hareket hızlanan bir hareket. Hızlanan hareket olduğu zaman ne yapıyordum? Genç K yapıyordum. Şöyle 2'ye 15'i e hedeflersem şöyle genç K'nın üst bacağı şeklinde bir kısım çıkacak. Şurası eğri şeklinde. Sonra ne yapmışım? 20 metre daha gitmişim. Bakın üzerine eklemem lazım ve yavaşlıyorum. Yavaşladığım için yaşlı kağı olacak. Şöyle dedim. Şurası 4 saniye olsun. 4 saniyeye geldim. Ve 20 metre daha gittiğim için burası da 35 metre kısmına geldi. Sonra 4'ten 5'e 1 saniyelik zaman aralığında şurada 5'te ne yapmışım ben? 5 metre daha gitmişim. Ama sabit hızla gitmişim. Şurası düz çizgi. Sabit hızla da şöyle düzgün bir şekilde çıkıyordu. 35'ten ne yaptı? 40A geldi. Onu da çizdim şuradan. Burası da 40 oldu. Önce genç K sonra yaşlı K sonra sabit orta yaşlı. Devam ediyoruz. Sonra ne yapmış? 0.5 daha gitmiş ama yavaşlayarak gitmiş. O halde ne yapması lazım arkadaşlar? Yavaşladığı için yaşlı kal. şurada bir tane daha şöyle ufacık bir şey olması lazım. 0.2 saniye kadarlık kısımda onu yazmayayım şuraya. Sadece şunu yazalım. 42,5'e denk geldi o kısım. Sonrasında ne yapmış? aşağı doğru 8 metre gitmiş negatif yönde ama nasıl gidiyor hızlanan şekilde negatif yönde hızlanıyor arkadaşlar dolayısıyla negatif yönde hızlandığı için de şöyle bir şekilde inecek ve toplamda 32 buçuğa kadar gelmesi lazım 6 saniyenin sonunda. Tabi yerim az olduğu için biraz değişik çıktı ama ana hattını size tekrar çizeyim. Önce hızlandı Sonra ne yaptı? Yavaşlayan hareket yaptı. Sonra sabit hızla hareket yaptı. Sonra tekrardan yavaşlayan bir hareket yaptı. Sonra da negatif yönde hızlanan bir hareket yaptı. Böyle bir şekilde çıkacak grafiğinizin ana hattı. Sevgili arkadaşlar, geçtim diğer soruya. o güzel atışlar başladı. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisim 80 metre yüksekliğe sahip kuleden serbest düşmeye bırakılmaktadır. Herhangi bir şekilde ilk hızın falan yokmuş yani güzel işlemi kolay o zaman. İki yöntemden yapabilirim. Bir hareket denklemi kullanabilirim. Bir de hani şey vardı ya H3H5H yani 5 15 25 ikisini de yapalım. Önce denklemi kurarak yapalım. Cisim kaç saniyede yere düşer? A seçeneğinde H eşittir 1 bölü 2 çarpı G çarpı T kare şeklindeydi. 80 dedim eşittir 1 bölü 2 yer çekim ivmesinde 10 al dedi. 10 çarpı T kare dedim. Şu şunu götürsün. T karemiz 16 imiş. O halde T'miz arkadaşlar buradan 4 saniye çıkacak. A seçeneğini bulduk. Bir de diğer yoldan yapalım. Ne yapıyorduk? Saya saya gidiyorduk. 5, 15, 25, 35 dersem 80'e ulaştım bak. Ne yaptım? 35, 5 daha 40. 25, 15 daha 40. 80 metre yani toplamda 4 saniye boyunca hareket etmişim. 4 saniye hareket ettiğime göre son hızım ne olacak? 4 saniye hareket ettiğime göre formülü de yazalım. Cismin yere çarpma hızının büyüklüğü. V eşittir. G çarpı T dedim. G'miz 10. 4 saniye sürdü hareketim ve 40 metre bölü saniye olarak buldum ki zaten onar onar artıyordu hızım. Şuradan da şey yapabilirim. 10, 20, 30, 40. Birer saniye aralıklarla onar onar sayacağım diyorum. Ve geçtim diğer bir şekline. Aslında az önceki sorunun verileri de kullanarak hazırladık bunu. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerden belirli bir yükseklikten serbest düşmeye bırakılan cismin yere düşene ki hareketine ait konum zaman grafiği verilmiş. Nasıl K? Genç K. Adam hızlanıyor. Aşağı doğru hızlanıyordu. Buna göre cismin yere çarpma hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur diye sormuş sevgili arkadaşlar. Nereden yapacağım bunu? 4 saniye mi sürmüş yere düşmesi? Grafik okumayı anlatıyorum bakın burada. Az önceki sorunun benzeri ama grafik üzerinde nasıl gelecek? 4 saniyede düştüğünü biliyorum. O halde birinci sorunun cevabı için ne diyeceğim ben? V düşey ya da V y diyeyim ona. Hani düşey eksen y'ydi ya. Eşittir G çarpı T. G'miz 10. 4 saniyede düştüğünü grafikten okudum. Bilmiyorum bakın az önceki soruda dördü ben bulmuştum. Şimdi bilmiyorum grafikten gördüm. 10 çarpı 4'ten 40 metre bölü saniye hızla yere çarpmış. İkinci sorumuz cismin hareketine ait hız zaman ve ivme zaman grafiklerini çizin. Hız zaman nasıl çıkacak? Dikkat bu adam aşağı doğru düşüyor. Yani aşağı yön negatif yön. O halde benim hız zaman grafiğim şöyle çıkması lazım. Serbest düşmeye de bıraktığım için eksiye doğru gidecek ve toplamda 4 saniyede eksi 40 hızına ulaşacak. Dikkat arkadaşlar aşağı doğru gittiğini unutmayın. Sonra bir de bana neyini soruyordu burada? İvme zaman grafiğini soruyor. Yer çekimi ivmesinin yönü daima yerin merkezine doğru. Yani aşağıya doğruydu. O halde T A grafiğini çizersem de ne diyeceğim? Şöyle eksi g değerinde yani eksi 10 metre bölü saniye kare değerinde ve 4 saniye boyunca olduğunu söylerim arkadaşlar. Gerçi yer çekim yere çarptıktan sonra bitmiyor hemen. Devam ediyor tabii sonsuza kadar da devam edecek ama hareket 4 saniye sürdüğü için orada 4'te bıraktım. Geçtik diğer bir atış kalıbına yatay atış hareketi. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisim yüksekliği 20 metre olan kuleden. Aa bu kolaymış hemen şöyle yapalım mı? 5 dedim 15 dedim 2 saniye. Hemen soruyu okurken bu aklıma bir gelsin. 2 saniye. Sonra tabi formülden de çözeceğim. 20 metre kuleden 15 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla yatay olarak atılmaktadır. Cismin uçuş süresi kaç saniye olur? 2 saniye olduğunu bulduk. Ama bir de şuradan da bulalım. 2 saniye olduğunu bulduk ama şurada hemen küçücük yazayım. Neydi? Düşeyde sadece serbest düşme gibi düşünüyordum burada. Yani diyeceğim ki h eşittir 1 bölü 2 g t kare. H'ın benim için 20. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t kare derim. Şunlar gider. T kare eşittir 4. Dolayısıyla arkadaşlar t'miz de buradan yine 2 saniye çıkar. Tabi ee, öğretmeninizin durumuna da bağlı. Bazı öğretmenler kabul ediyor işte 5-15-25 yöntemini. Bazıları da diyor ki yok ben formül görmek istiyorum. O yüzden benim görevim ne burada? İkisini de size anlatmalıyım arkadaşlar. B seçeneğinde demiş ki cismin yere düşene kadar yatay doğrultuda kaç metre yol aldığını sormuş. O halde B seçeneği dedim. Yataydaki hızım hiç değişmiyordu. 15'te çıkıyorsam 15'te devam ediyordum. O halde x menzil dedim eşittir v x çarpı T'den ve x'imiz 15 değişmedi. 2 saniye boyunca hareket ettim. Dolayısıyla 30 metre menzilim olur. Şöyle tık 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 buraya bir yere gelirim işte. Sonra C seçeneğinde ne demiş? Cismin yere çarpma hızının büyüklüğü. Süper. Öncelikle bana V y'nin son hali lazım. G çarpı T'den bunu bulayım. G'miz 10, T'miz 2 idi. Düşey hızım 20 metre bölü saniye. Bir de benim yatay hızım var. Korunuyor bu. Şu tarafa doğru 15 varmış. Yani sağ tarafa doğru korunan. Bir de yer çekiminden dolayı benim kazandığım 20 varmış. O halde benim bileşke hızım ne oldu? 90 derece olduğuna dikkat. 15, 20, 25 özel üçgeni Pisagor bağıntısından bulursun hemen. Hoppa! Güzel. Hızlıca devam ediyoruz o enerji sorularına geçtik. Şekil 1'deki ve şekil 2'deki gibi A ve B yaylarının üzerine 4 kilogram kütleli tahta bloklar konulduğunda yaylar sıkışmaktadır. E güzel sıkışır zaten. Buna göre yayların yay sabittir. He, A bölü KB oranı kaçtır? Hemen bulalım. Ama önce şurada bir şey dikkatinizi çektim sevgili gençler? Eğik düzlem üzerinde verilmiş ve şurası 0.4 metre ama benim yayımın ne kadar sıkıştığını bulmam lazım. Kosinüs 53 şurası da 53 derece olacak. Şurası da 37 derece olacak. 53 4'ün katını görüyorsa 37 3'ün katını görür. Ve 90 da 5'in katını görür. Yani benim buradaki şöyle sıkışma miktarım 0.5 metreymiş ikinci cismim için. Birinci cismim zaten kolay. Ne yapacağım? Hook kanunu. Ne diyordu? F eşittir K çarpı X. Vektörel yazarsam önüne bir de eksi işareti koymam lazımdı. Gerçi burada bana büyüklük soruyor. Önemli de değil. Yazdım. Birinci yayıma binen kuvvet 4 kilogram olduğuna göre bunun ağırlığı ne kadar? 40 Newton. Bu da 40 ama dur onu birazdan kullanırız. F1 dedim. 40 bindi yayıma. K A çarpı ne kadar sıkıştırdı? Yarım metre yani 1 bölü 2. Buradan K A'mız sevgili gençler 80 Newton bölü metre geldi. Bu arada şunu da hatırlatalım. Newton bölü metre ne demekti? Yayı 1 metre uzatmak veya kısaltmak için ona 80 Newton uyguluyorsun demekti. Diğerine geçtim. Ama dur öncesinde hafif böyle bir dinamik var. Burada ne var? Arkadaşlar ağırlığımın tamamı bilmiyor. Eğik düzden bileşeni biliyor. O da G çarpı sinüs alfa ile bulunuyordu. G'miz 40, Sinüs alfayı da bize sorumuz vermiştir. Nerede? 0,8. Yazdım ki buraya 8 bölü 10 diye. Buradan demek ki yayıma ne kadar biniyormuş? 32 Newton'lu kuvvet biniyormuş sevgili arkadaşlar. B'yi de bulalım o zaman. 32 Newton bindi. Kb çarpı x sıkışma miktarı. Onunki de 1 bölü 2. Dolayısıyla buradan Kb'miz bunu çarparsam 64 Newton bölü metre. Birine 80 birine 64 Newton bölü metre çıktı. Bir de bunların oranını soruyordu. Hemen bulalım. K A bölü K B dedim ve 80'i 64'e böldüm. İkisi de 8'de sadeleşiyor zaten. 8'e bölersem 10, 8'e bölersem 8. Bir daha bölelim. 5 bölü 4'müş arkadaşlar. A ve B yaylarının sabitlerinin oranı dedik ve geçtik. Hu güzel bu sefer de değişik bir enerji sorusu. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemdeki bir cismin kinetik enerji yer değiştirme grafiği verilmiştir. Grafiğin birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerinde cisme uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla F1, F2 ve F3'tür. Buna göre kuvvetlerin büyüklüklerini sıralayın demiş. Bir de 1, 2, 3 bölgelerinde kuvvetlerin cismin hızına etkisini açıklayın demiş. Yani hızlandırmış mı, yavaşlatmış mı, ne yapmış? Ondan bahsetmemiz isteniyor. Nasıl yapacağım hocam? Bunu yapmak için şu lazım bana. Neydi? Enerjideki değişim, sürtünme yok ya. Enerjideki değişim Kuvvetin yaptığı işe eşitti. Zaten bana yolu vermiş burada. E, enerjiyi vermiş. Enerji biliyorum. Yolu biliyorum. O zaman kuvvetleri çıkartabilirim. Birinci kısımda yani şuradan 4 metreye gelinceye kadar ne kadar ben enerji değiştirmişim? Ben değiştirmemişim gerçi. Kuvvet bana ne kadar enerji aktarmış? Onu bulalım. 180 dedim. Niye? 200'den 20'ye o kadarlık arttı. 180 eşittir. F1 çarpı... 4 metre hareket ettirmişim. O halde f birim 180 bölü 4'ten arkadaşlar 45 Newton geldi. İkinci bölgeye geldim. İkinci bölgede hoppa enerjim sabit. Enerjim sabit olduğuna göre benim demek ki kuvvet uygulamamışım. Herhangi bir şekilde ki enerjim sabit gelebilmiş. Ona enerji aktarmamışım. Kinetik enerjisi değişmemiş. Geldim 3'e. Onu da şuraya yazalım. F3 F3 demeyeceğim tabii. F3'ü bulmak için yazıyorum bunu. F3 çarpı 4 metre ne kadarlık enerjiye sebep olmuş? Değişimine 200'den 0'a hoppa tamamını bitirmiş. 200 dersem buradan F3'üm de arkadaşlar 50 Newton olarak çıktı. Ama dikkat. 3. kuvvet ne yapıyor? Azaltıyor benim enerjimi ve sıfıra getiriyor. O halde A seçeneğini yazarsam F3 en büyük oldu şu F3. Sonra F1 oldu. Sonra da F2 oldu ve hatta F2'miz de sıfıra eşit. B seçeneğinde açıklamamız istenmiş. Ne yapacağız? Bakınız arkadaşlar birinci kısımda enerji artmış. O halde ne yapar? B seçeneği diyeyim. F1 cismi ne yaptı? Hızlandırdı. Hızlandırır. F2 F2 zaten sıfır böyle bir kuvvet yok uygulamamışım. Dolayısıyla hızında herhangi bir değişiklik olmamış. Ne diyelim? V eşittir sabit derim burada da. Sonrasında ne olmuş? 200'den sıfıra inmiş azalmış. O halde F3 ne yapmış arkadaşlar beni? Yavaşlatır diyorum yavaşlatır. Çünkü enerjimi sıfıra götürmüş. Böyle hani negatif insanlar olur ya onlar gibi onlardan uzak durun bak enerjinizi bitirir ha. Geldim diğer bir soruya. Neye benziyor bu? Yay sıkışması. o ama yok enerji. Enerji yay sıkışması gibi gördük ama enerji vermiş. Güzel. Bir kilogram kütleli Hopa enerjiden yola çıkarak bir de şey mi vermiş? Süper soru yemin ediyorum süper soru. Enerji ama huk kanunu gibi yay sabitini de bulmam gerekiyor. Huk kanunundan bulmam gerekiyor. Enerjiden bulurum ya tamam güzel. 1 kilogram kütleli cisim sürtünmelerin ihmal edildiği eğik düzlem üzerine yerleştirilmiş olan serbest yaya 0.6 metre uzaktan 4 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla atılmaktadır. Cisim ağırlığı ihmal edilen yay tamponunun denge konumunda maksimum 0.4 metre sıkışıyormuş. O halde toplamda benim 1 metre aşağı inmem var. Tamam. Buna göre yay sabiti K Kaç Newton bölü metre olur? Şimdi arkadaşlar ne yapmam lazım? Burada enerjinin korunumunu yazmam lazım. İlk kısımda benim sahip olduğum şurada bir hızımdan kaynaklanan şöyle göstereyim hızımdan kaynaklanan bir kinetik enerjim var. Bir de ben şu kadarlık mesafede aşağı iniyorum potansiyel enerjimde de bir değişiklik olacak bir de potansiyel enerjim var. Bu ikisini yapmış yaya aktarılmış. O halde ben şöyle bir ifade kullanmam gerektiğini düşünüyorum. E kinetik olacak bende. Bir de E potansiyel olacak konumdan kaynaklı. Bu neye aktarılacak? Yaya aktarılacak. Yayı sıkıştırmışım. Buna göre yay sabitini bulurum. Ama önce bir şey bulmam lazım. Benim potansiyel enerjim ne kadar değişti? Şimdi dikkat. Şurayı çizdim. Burada dik üçgenimi oluşturdum. 37 derece olduğuna göre şurası da 37 derece. 90 derece. Şurası da ne yaptı? 53 derece. 95'in bir katını görüyordu. 0.6, 0.4 daha 1 metre yaptı. Yani 100 santimetre gibi düşünürsen o halde burası ne yapacak? 60 santimetre yani 0.6 metre. Şurası da 0.8 metre olacak. Burası lazım değil şimdilik ama burayı kullanacağım. Çünkü ne yaptım ben? Potansiyel enerjimde bir değişiklik oldu. Onu hesaplamam lazım. Potansiyel enerjideki değişim aktarılacak. Yani başlarında aslında delta var. Delta E kinetik, delta E potansiyel, delta E yay. Kinetik ve potansiyel enerjideki değişim ...yaya aktarıldı gibisinden. Hemen yazıyorum. Ne kadarlık benim enerjim vardı... ...öncelikle kinetik olarak? 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare. Bu kadar enerjim vardı. Sonra bir de potansiyel enerjim değişti. Ne kadar değişti? m çarpı g çarpı h. Dikkat. H'im ne kadar? 6 bölü 10 metre. Bakın sakın ha sakın 1 metreyi almayın. Çünkü benim düşeydeki değişme miktarım 0.6. Neye sebep olmuş sevgili gençler bu? Neye sebep olmuş? Hemen yazalım. 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare. X dediğim 0.4. Bakın bu sefer de 1 metreyi alamayacağım. Sadece ben 0.4 metre sıkıştım. 0.4'ün karesi de 16 bölü 100 yaptı sevgili arkadaşlar. Güzel devam. Şunla şu gitsin. Buradan kalsın elimde 8. Sonra bununla da bu gitsin kalsın elimde 6. 8 6 daha 14 yaptı. Şununla da şu gitsin 8 de burada kalsın. O halde K sabitim 8 bölü 100 ile çarpıldığında 14'ü veriyormuş. Şöyle bulalım. K eşittir dedim. 1400 bölü 8. Böyle bölersem hoppa sanıyorum yanlış yapmadıysam 375 Newton bölü metre çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet hız kesmeden devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz. Yatay düzlemde 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla hareket eden 2 kilogram kütleli cisim sabit sürtünmeli KL yoluna girmiştir. Ne güzel cisim K noktasından itibaren hareket yönüne zıt 2 Newton büyüklüğündeki sabit kuvvet etkisinde kalmaktadır. Bak bak bak. Cisim L noktasına geldiğinde hızının büyüklüğü 12 metre bölü saniye olduğuna göre cisimle KL yolu arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? Yani hem sürtünme kuvveti varmış burada bu tarafa doğru. Cisim bu tarafa doğru hareket ettiği için sürtünme kuvveti bu tarafa doğru oldu. Bir de e, hızım azalmış. Ben ekstradan kuvvet uygulayarak da bunu yapmışım. Ne yapacağım? Delta E kinetiğe bakacağım. İlk durumdaki kinetik enerjim. Şuradakini bir hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare. 20'nin karesinden 400 geldi mi şuraya? Birinci durumdaki enerjim 400'müş. Geldim 2'ye. 1 bölü 2 çarpı m çarpı 12'nin karesi 144. Bu da bunu götürdü. Yani toplamda benim enerjim ne kadar azaldı arkadaşlar? Delta E kinetik 400'den 144'e toplamda 256 jüllük bir azalma var. Bu azalmayı kim sağladı? Bu azalmayı kim sağladı? Hem bu kuvvet hem de bir de sürtünme kuvveti. O zaman ne yazmalıyım sevgili arkadaşlar? F artı F sürtünme. Hocam niye artı yazdın ya? Çünkü sevgili gençler cisim sağ tarafa hareket ettiği için sürtünme kuvveti sol tarafa. F artı F sürtünme çarpı X eşit olmalı 256'ya. Hemen yazıyorum. Kuvvetim 2. Sürtünme kuvvetimi bilmiyorum. Çarpı yolum 28 metre eşittir 256. Şunu bir daha atayım. 56 artı 28 çarpı F sürtünme eşittir 256. Şuradan devam edeyim. 56 gitsin. F sürtünme eşittir 200 bölü 28. Şimdi bana kat sayıyı sordu. Burada artık açmam lazım sürtünme kuvvetini. Neydi sürtünme kuvvetim? F sürtünme eşittir K çarpı N. Yani ağırlığı burada. Başka bir şey yok. K çarpı dedim ağırlığım 20 eşittir 200 bölü 28. Şunla şu giderse ne kalacak? 10. O halde K'mız arkadaşlar 10 bölü 28'den sadeleştirirseniz 5 bölü 14 çıktı. Zaten biriminin olmaması lazımdı. Birimsiz bir şekilde sürtünme kas bulduk. Zaten böyle 0 ile 1 arasında garip sayılar çıkıyordu ya bu da onlardan bir tanesi oldu sevgili gençler. Evet arkadaşlar karşınızda haftanın ödüllü sorusu. Cevapları yorumlara muhakkak bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.